Herkese selamlar. Yelkenli ve Motor Çift kanalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümümüzde Milli Bayramımızın coşkusunu hep birlikte yaşamıştık. Bu bölümü izlemediyseniz ekranda beliren video kartına tıklayabilirsiniz. Yeni bölümümüzde Aktur'dan Bencik Koyuna yelken açarak geldik. Mert Kaptan'ın tuttuğu balıklarla karnımızı doyurduk ve Dişlice Adası turu attık. Bizi izledikten sonra abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve çevremize sahip çıkmayı unutmayın. Evet, şimdi birkaç gün kaldığımız koyumuzdan tekrar ayrılacağız. Şimdi bugün güzel Meltem esiyor. Harika bir kuzeybatı havası var. Yelkenlik bir hava ama yokuş aşağı yani. Bu Hisar önüne doğru nefis olur. Yoksa zorlar. Şimdi yelkeni hazırlıyorum. İşte güneşlikleri falan toparlayacağım. Sonra yelkeni balençinayı gevşettikten sonra yeşil ipi işte çantayı falan hazırlayacağım. Hatch'i falan kapatacağız. Usturmaçaları zaten kancaya aldım. Öndeki süsleri toparlayacağım. Etraftakileri toparlayacağız. Botun motorunu da aslında alabilirdik ama mesafe kısa almayacağım. Çünkü oralarda lazım. Bu şekilde başlıyorum. Evet, şu an Eda tonoz ipini suya attı. Ve artık Doris serbest. Teşekkür ederiz. Şimdilik bay bay Aktur. Şu anda hızımız 3 knot'tan 4'lere çıktı tek flok. 3'ten 4'e çıkardı bize flok. Sadece flokla gitmeyelim de. Hı. Sadece onu yerkenle gitsek daha iyi. Evet, şurayı söyleyelim de ben. Tamam. Kaptan ne derse o zaman. Evet Eda Kaptan. Ne derler? Arkadan gelsin nasıl gelsin. Şu an öyle bir hava var. Aynen. Kupa yelkenlerde gidiyoruz. Aynen. Kupa yelken gidiyoruz. Hatta bot surf yapıyor. Ha, ona hiç bakmadım. Arkada. Bayağı surfing yani. Süratimiz kaç hocam? Süratimiz 4.7. 4.7, 5. 5 küsür. Süratle ana yelkenle ilerliyoruz. Ortalama 4.7 mi? Rüzgar çok güzel. Ayı bacağı da açılabilir. Rotamız Bencik Koyu. Aktur'dan çıkış yaptık. Rüzgar dalga müthiş. Tabi arkadan gelince müthiş yani. Kafadan gelince ölmek değil. Istemezsin. Aynen öyle. Bakalım belki flow'u da açarız. Gidişata göre bakacağım. Evet, şimdi 3-8-4 knot'la falan gidiyoruz. Gayet keyifli bir sürat yelken için. Görmüş olduğunuz gibi MacGregor'un özelliği bu. Motoru sudan kaldırdık. Şu an motor değmiyor. Bu şey de hareketli zaten. Şöyle. Bunu da kaldırdık. Yani bu da motora değmiyor. Botu arkadan çekiyoruz. Aslında içeriye almak daha iyi fikirmiş bu hava için. Yani suya değmiyor. Yedek motor da aynı şekilde. Şu an sadece dümen palaları suda. Özellikle iskele palası iyi iş yapıyor. Dümen palaları da bu şekilde hareket ediyor. Hava arkadan nefis geliyor. 4 knot'la falan da ilerliyoruz. Tamamen ana yelkenle sadece. Herhangi bir motor gücü yok. Şey çok keyifli. Havası. İşte böyle tabii uygun havayı yakalamak lazım yelken içinde. Özellikle bakmak lazım. İşte öğleden sonraysa böyle işte ne bileyim güneye doğru veya işte doğuya doğru erken saatlerde veya çok iyi havalarda tam tersi kuzeye veya batıya gidilebilir. Yani Akdeniz böyle izin veriyor şu anda. Sallanıyor tabii. Çok keyifli sallanıyor. Derinlik 100 metreymiş.
Seyahatimiz 5,5 mil. 6 mil falan da. Yani çok bir şey değil. 1,5 saatte falan sırf yelkenle gideriz yani. Şu anda da öyle gidiyoruz zaten. Şu biraz yavaşlatıyor tabi. Bot mutlaka yavaşlatıyor yani. Fakat süratli gitmediğim için onun da motoru değmiyor. Sadece hani bot olarak çekiyor. Ama tabi her çekmede teknenin de bir şeyini alıyor. Şurada normalde asma şeyleri var. Üşendim. Asmadım. Bunu askıya alabilirdik. Motoru da zaten yeri var. Oraya alabilirdik. Böylelikle daha rahat giderdik ama hani bir önem arz ediyor mu? Yani kısa seyirlerde çok önemli değil. Ama uzun olsaydı evet yani o ihtiyaç olacaktı. Emin abi devrede. Emin abi bu alet otopilot. Kendi kendine bir şeyler yapıyor. İyi yani gayet güzel götürüyor işte. Daha ne yapsın? Edoş nasıl gidiyor? Meyve mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun bize? Ne meyvesi var? İncirler olana kadar gelseydin bari. Vallahi yani, kara incirin, kara incirini aldık. Valla? Evet, kara incirden. Harbi mi diyorsun? Kara incirliydi kendi teyze. Çok iyi ya, efsane. Orada gelirken eldivenlerini güvenlik için unutmayalım. Aha bak bak nasıl geliyor. Bak bak Allah aşkına bak, gelmeye bak. Bak bak bak. Ben orada mı otursam? Seni oraya koyalım. Şimdi gelişe bak ya. Sörf yapıyor. Şu an kaç metre dalga var hocam? Vallahi. Burada 2 metreye geçirdim. Evet yani 2 metre civarında falan dalga var. Gözükmüyor yani kamerada bunlar. Rüzgarda 18-20 knot. McGregor 15 knot'ta hani şeymiş. Sertifikası gereği. Yani 20 knot'ta süper konforlu bir yelken yapıyoruz şu anda. Ama arkadan geliyor tabii. Onu tekrar edeyim yani. Çok fark eder. Bak bak nasıl geliyor bak bak. Bu bayağı bir. Oho. Aha bak bak gidiyor gidiyor. Hop. Hay be. Ya bu teknenin şöyle bir avantajı var. Pervane şu an yok. Suda bir pervane yok. Pervane olmadığı için hani basit cisimleri takılıp geçebiliyoruz. Yani dolanmıyoruz. Doğru mu hocam? Evet. Yani takılıp geçiyoruz basit cisimleri. Eğer diyelim dümene takılırsa da dümenleri şu iplerle yukarıya alıp kurtarıyoruz yani. Hani takılacak bir şey yok. Salma zaten bir şey takılsa geriye kendi kendine kaçıyor. İçine kaçıyor, kurtuluyor. Tabii o bir güvenlik. Aynen öyle. Şey bu, vaziyet bu. Hızlı gidiyoruz değil mi hocam? Gayet güzel. Bence harika. Evet. Gayet iyi. Yani böyle ne güzel oluyor yelkende, neyi seviyorsun? Sessizlik. Sadece denizin ve suyun sesi. Aynen. Ya yani şıpır şıpır ses geliyor. Nazlı nazlı, kıyım kıyım. Ha böyle. Şıpır şıpır gidiyor. Aynen. Tam tabiri caizse şıpır şıpır. Ta arkada bir gulet geliyor bak. Onun dizel motorunun sesi buraya kadar geliyor. Ben duyuyorum ufak ufak. Bunda hiç ses yok. Az kaldı. 1.69 mil yolumuz kaldı. Seyir iyice keyifli hale geldi. Dalga küçüldü. Rüzgar sabit kaldı. Daha rahat gidiyoruz şimdi. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 gibi yavaş bir seyrimiz var ama çok keyifli. 1 milden az kaldı. 0.9 mil falan kaldı. Bizi geçen motorlu tekneler. Mesela bunda yok ama birçoğunda yelken var. Yokuş aşağıda bile yani böyle rüzgar altı aslında. Açmıyorlar ama kısa diye mi açmıyorlar? Personel mi az ya da yelken bilen personel farklı bir turda mı geliyor? Ne oluyor bilmiyorum. Birçoğu açabilir. Açan da çok var yani gördük yani. Ama şimdi burası artık bencik. Tam provamızda Dişlice var. Birazcık şimdi 10 derece iskeleye alacağım. Aynen öyle. Yavaş yavaş yanaşıyoruz. Rüzgar hopa. Nefis mi nefis gidiyor. Klimamız da var. Süratimiz 3.9. 3.9, 3.8, 4. Biraz arttı. 4'e geldik. Bu tekneyle 6 falan, 6.5 da yapmıştık yelkende. Gayet yeterli, keyifli süratler. Kupada şeyi çok güzel teknenin maşallah balansı çok seviyorum. Yelkeni çok başarılı. Yani 18-20 knot havada bile yelken yaptık. Tabi tekrar ediyorum yani kupadan gelen rüzgarla. Hani orsalasak daha şey zor.
Bir de yani şunu çekiyoruz. Ona rağmen süratimiz gayet tatmin edici. 4 falan. 3.8, 3.9, 4. İşticiyi arkamızda bırakır bırakmaz artık Bencik Koyun'da olmuş oluyoruz. Giriyoruz hemen sağda Kocabaş Bükü. Bencik Bot Show'a hoş geldiniz. Gulet Show. Yat Show. Yağmıyorum yani, bu kadar dolu. Aynen öyle. Kocabaş Bükü bile dolmuş yani. Buralar hep mi hep dolu? Bir ay önce de buradan haber alıyordum Seplinger teknesinden. Çok doluydu, hala dolu. Eski MTA'nın kampı. Orada Alarga'da da kalabiliriz aslında. Bakalım. Kanolar geçiyor allı yeşilli. Kanolar geçiyor. Kürekleri nazlı. Uydurayım şarkıyı. Tam MTA'nın karşısına şuraya kamp yapacaklardı bir ara, öyle diyorlardı. Güneş paneli falan görüyorum. Küçük bir iskele görüyorum. Ama kamp yaptılar mı yapmadılar mı anlaşılmıyor buradan. Yeşil Deniz sitesinin beach'i gözüktü. Platformları var. Bizim buradaki fix mekanımız şu anda bir katamaran tarafından alınmış. Biz şurayı çok seviyorduk. Şurası da artık tam sığ arkadaşlar. Yani oraya asla giremeyiz. Yani girilir de çirkin yani. Yüzesiniz gelmez. Şurada beni arı sokmuştu ya. Şu tepelerde dolaşırken. Şu anda onu hatırladım. Bayağı tenha değil mi? Buralar çok tenha. Hiç kimse yok. şu an geldik MTA'nın önüne. Demirledik. Burası eskiden güzeldi. Kamp idi. İdi fakat idi kaldı. Vaziyet bu. Tekneler çok. Biz de Alarga'dayız. Köpüş yüzüyor. Köpüş yüzüyor. Güneş batacak yavaştan. Bir saatten bir buçuk saati var. Böyle. Evet Edoş, nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel bir manzara var, onun tadını çıkarıyorum. Evet, arkası çok güzel gözüküyor hakikaten. Şu anda Miami'deyim. Miami Beach. Ama şeyle, M-A-Y ile yazıyor değil mi? Miami. Nedense günlük ağaçları orada da var, sığla tabii, ağaçları ve çamağı. Şu güzel coğrafya Miami'de de var değil mi? Bulursun. Görüntü orada ama güneş oradan geliyor. Geldim, belki beni çağırır, belki çağırdı tekneye. Sonra o onu çağırdı. Yenecek. Ay dur, çok şey oldu sana. Dinlemeyeyim, çok yeter o kadar. Hayır, ölmüyorum. Öyle mi? Öyle keyifli bir kamp alanı idi eskiden. Şu an atıl vaziyette kendisi. Sığla ağaçları nefis. Burada kalan bekçi ve birkaç personel vardı bildiğim kadarıyla. Burayı korumak için herhalde. Hakikaten nefis bir yer ya. Gerçekten ya.
Nefis ya. Vallahi şu serinliğe bak, şu ağaç gölgesi. Her geldiğimde bayılırım ya. Öyle bir serin ki şu an. Yani belki 10 derece birden serinletiyor ya. Şu güzelim orman. Çok kıymetli bir ağaç. Sığlalar. Of, bir de kokuyor ki. Mis mis. Of, vallahi insan. İşte böyle mesela tuvalet falan. Böyle atıl yani gitmiş. Şuraları falan da öyle. Bak kimse yok şimdi. Tamam bir tekne. Bir tekne iki tekne var yok işte. Burada işte tost falan pidemi de bir şeyler yapılıyor. Mangal neyse işte. Çay içiyor millet, sohbet ediyor. Şu güzelim ağaçların altında. Bak 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 bak. Şunlara bak ya. Oh, öyle bir oksijen veriyor ki anlatamam. Ya bak işte şöyleydi bak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak şu aydınlatma var ya. Bak şu kalitedeydik. Tamam mı? Şu. Ama bizimdi. Burası vardı yani. Yaşıyordu. Her şey bizimdi yani. Şimdi hiçbir şey bizim değil ama her şey var. Demek istediğimi anlamışlardır anlayan. Evet hocam. Tramplenden mi atlayacaksın? Çok paslanmış ve çökmüş ama dikkat etmeni öneririm. Vay be. Bak tramplen varmış zamanında. Ne güzel. Hocam. Altında. Dünyada sadece 3-4 yerde var arkadaşlar bu şu ağaç yani. Tıpta kullanılıyor kendisi. Aynen. Çok değerli, gözümüz gibi bakmamız gereken ağaçlar. Aynen öyle. Muhteşem yani. Brezilya'da falan var. Evet, hani birkaç yerde var. Çok güzel gözüküyor. Çok şahane. Hello oğlum, hello'lar. Evet, hocam eline sağlık. Ne oluyor orada? Operasyon. Bunları balıkçıdan almadık. Bu sefer elimizle tuttuk. Mert kaplanın marifetleri. Sabah 5'te kalkmanın hediyesi ya olarak 12 adet, 10 adet mercan, 2 adet de izmarit. Evet. Afiyet olsun bize. Evet, ışıklarım var. Bu arada şu ışığı, beyaz ışığı yeni aldım. Maviyle karıştırdım. Çok güzel oluyor. Mavi uzağa gitmiyor. Beyaz da yakını aydınlatıyor. Uzamızı göster. Plomari. Ha evet. Bu çok güzel bir uzo ya. Plomari mi? Plomari. Plomari uzo. Ama tabii şey çıkıyor. Neyse. O işte. Bu acayip lezzetli bir şey. Tavsiye ederiz. Oh, mercanlar kızardı. Bir daha hocam sayıyla veriyor. Tabii ki. Bu da izmarit. Aynen. Şey çok güzel bu arada arka plan. Nefis gözüküyor. Evet, elimize sağlık. Gerçek zeytinyağlı barbunya. Çok güzel salata. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın Doğal. Günaydın Bencik. Şimdi biz ne yapmaktayız hocam? Çeşitli geziler. Gezi gözlem ekibi olarak buraları izleyicilerimize gezdireceğiz. İzleyiciler. Gezdim bakalım. Gözlemlemeleri de yapacağız mı? Dün 3 tane yelkenliydik burada. Bugün 9 tane olmuşuz. Çok kötü gözükmüyor mu? Ya seveni de vardır da bana göre kötü.
ya, bir defa güneş çeker. Mert'in şezlongu şurada kalmış. Nihayetinde sığlık. Evet, koyun nihayetinde sığlığa geldik. Çok güzel, iyi yer bulmuş elma. Çok sığ şurası, belli oluyor. Kız kumu gibi. Burada da şeyler var. Dibi gözükmüyor tabii yani, çok balçık. Evet, bayağı bataklık. Balçık oldu belli. Çok meşgul bir alan ama, evet. Oo, ne kadar sığ bakın. Orada da yol var. Yine o herhalde Demaris'in yolundan gelen. Evet evet. Mangallar yerleniyor akşamları belli ki. Merhaba abinin bak bekliyor. Köfteler oluyor. Halattan nasıl geçilir? Mert'in yaptığı gibi kaldırarak. Aha! İşte Mert'in yapamadığı gibi diyorum. Aa, Mert'in yaptığı gibi diyorum. Böyle bir şeyler yapmışlar. Çardak gibi. Üstüne de komik bir koltuk koymuşlar. Balıkçı dayının yeri. Aa, bizim şey burada. Kim? Ha, Quicksilver mı? Ha. Evet. Sandalyen de çok güzelmiş. Bakacak mısın buraya? Link olacaktı buraya. 3-4 sene önce geldiğimizde konuşmuştuk da. Olmadı, daha olmadı. Olacak mı? Çok güzel ya. Cır 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 cır. Orada Dişlice var. Dişlice Adası'na gideceğiz. Hitler Poseidon çayırlarıyla dolu. Artık onların da ölme vakti geldi. Nasıl ağaçlar yapraklarını döküyor, Poseidon çayırları da kendilerini döküyorlar. Evet, burası koyun gelişi olmuş. Burası bizim devam ettiğimiz bencik. İşte botumuz orada. Karavancılar, işte günübirlikçiler gelmiş. Motorcular gelmiş. Keyifli, hoş bir yer. Gayet. Koyun açığı karşısında Dişlice zaten. Bu şekilde. Evet hocam, neredeyiz an itibariyle? Şimdi tam Dişlice'nin karşısındayız. Evet, karşısı Dişlice. Aynen, birazdan oralara da teşrif edeceğiz. Doğru mu hocam? Evet. Nereden? Vay. Çok
nefis gözüküyor değil mi? Kaya yapısı mı var mı? Evet, kayalar var. Şey, plaka kaya var. Çıkabilir miyiz? Davay davaylar burada. Pajalus davay davay. Pırvye. Buranın kayaları çok değişiktir. Sanki zamanında bir volkan patlamış da şu taşlarda öyle lavları yapışmışlar. Böyle uğur gibi şeyler olmuş. Değişik bir yapısı var. Kayalıkların. Şu anda Tayland'da Pangna Karatesi'ndeyiz. Aynen. James Bond adasına geldik. Onlar biraz söyleyemiyor. Aynen. Ben bu köşeyi hep sevmişimdir. Tatlı gözüküyor. Mağara gibi. Böyle geçip oynayabilirsiniz. Deniz labirenti. Hemen poz bulurum. Bakın, denizli labirent. Evet. Burada devam etmekte olan labirent. Taşları bir buraya harçla birleştirdik. Evet. Duvarımızı ördük. Güzel yapmışsın. Eline sağlık. Dişlice adası olarak da turizmi açtık. Elinize sağlık hocam. Bu Dişlice Belediyesi mi oluyorsunuz siz? Aynen. Dişlice Kaymakamlığı. Kaymakamlığı mı yapıyor bu? O zaman girişte 2 TL mi? Aynen. İyi. Bütün gelirimiz yanlış anlaşılmasın. Kız Kur'an kursuna gidiyor. Şöyle bir yapı labirent. Şimdi artık buradan gizli yollardan adanın arka tarafına intikal ediyoruz. Yani yıkılmış kaya yapıları falan, bir garip bir şey bu hakikaten. Bir adet labirent. Labirento. Labirento Dişlice. Şöyle bir patika devam ediyor. Labirent devam ediyor. Buralara deniz ayakkabısız gelmeyin. Ağlarsınız. Deniz ayakkabısı da kurtarmıyor da. Neyse, hiç yoktan. Bu labirentin davay, davay. Sonu. Bizim tekne kalkıyor mu? Davay davay teknesi. Şurası da güzel. Evet, burası da güzelmiş. Bakın, bir şeyden bir şey çıkıyor. Devamlı bir şey oluyor. Bir yerden başka bir plaj çıkıyor. Şurası da çok güzel gözüküyor bak. Devam edelim. Burası adanın arkasına çıkıyor. İçi şu an full of turist. Bak, arkadan deniz gözüküyor. Arka kısmı. Bu diğer bir labirent kısmı. Burada Rus misafirlerimiz var. Her zamanki gibi. Yok oluş mağarasına giriyoruz. İşte girdik. Burası arka taraf. Selimiye tarafı gözüküyor. Ve burada nasıl ortam? Çok güzel. Değişik değil mi? Büyük. Evet. Dalga sesi çok güzel. Hakikaten acayip bir yer ya. Anlayabildiniz mi burada yazanı? Çökyan Saylan'a yazıyor. Evet, Çökyan Saylan'a 2009 yılında böyle bir resim armağan edilmiş. Çok hoş.
Harika değil mi? Evet, çok. Ya muhteşem bir doğa güzelliği ya. Değil mi kaptan? Aa kaptan, rozetine bir bakayım. Heh. Aa, gel kendi motor çift yazıyor rozetinde. Evet. Çok hoş. Bize meraklı meraklı bakıyor. Oo, iki taneymiş yan yana. Bakın tam şu kayanın biri üstü biri altta duruyor. Eda define avına çıktı. Buralarda define arıyor. Bakalım bulabilecek mi? Böyle meltem altı koylara hep böyle çöp gelir denizdeki. Kışın da kıyılara kadar atar. Marisim plajı. Biraz önce de şu helikopterle şey geldi. Müşteri geldi. Şurada boş bir koy bulduk. Yüzük güzeldi. Çok güzel, yumuşacık. Biraz da buraya gideyim. Oraya çok gittim. Şöyle gideyim az mı? Vallahi çok güzel. 28,5 derece. Konya altından Hallici. Aynen öyle.